Ebu Süleyman-ı Darani demiş ki, Cüneyd-i Bağdadi diyor ki, Ebu Süleyman-ı Darani'den şöyle işittim. Yani tasavvufçulara çok güzel örnek olacak bir söz. Diyor ki mübarek Ebu Süleyman-ı Darani, رُبَّمَا تَقَعُ فِي قَلْبِ النُّكْتَةُ مِنْ نُكَةِ الْقَوْمِ اَيَّامًا. Hikmetli sözler ve haller bazı zaman diyor gönlüme geliyor. Adamı mesela adama bakıyorum, işte bir rüya görmüş, rüyada uçuyormuş veya rüyada bilmem ne olmuş. O adam yani kendi kendini kaftağında zannediyor. Veyahut da ağzından bir iki kelime çıkmış, kendi kendine alleme zannediyor. Güzel bir iki kelime çıkmış, alleme zannediyor yani kendisi. Ebu Süleyman-ı Darani ne diyor bakın arkadaşlar. Bazı zaman diyor, kalbime, gönlüme böyle bu ehli tasavvufun sözlerinden sözler geliyor. Fakat yaptığım iki şey var. Bir, فَلَا أَقْبَلُ مِنْهُ اِلَّا بِشَهَادَتَيْنَ عَدْلَيْنِ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُنَّةِ. Yani gönlüme gelen, dilime gelen sözleri ilk önce Allah'ın kitabına sunuyorum. Sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin sünnetine sunuyorum. Bunun ikisinden birinde yeri varsa o sözü kabul edip söylüyorum. Yoksa ya işte benim şıkım şöyle demiş, şıkım uçuyormuş, şıkım şöyle şiş vuruyormuş, bana şöyle oluyor, böyle bir haller oluyor, gece rüyamda şöyle cennete girdim veya şöyle oldu deyip haller geliyorsa, senin şeyhin hal ve sözleri, tavırları veyahut da senin sözlerin kitap ve sünnete mutabık değilse, boşuna yani gece üstün açık kalıktır yani senin. Neyin? Kitap ve sünnete mutabık olması gerekir yani. Söyleyeceğin söz, yapacağın amel yani. Allah'ın kitabına, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sözüne mutabık olması gerekir. Adam rüyasında görmüş, görebildiği kadar ya. Rüyasında görüyor şeyh oluyor, rüyasında görüyor seyyid oluyor. Ne olmuyor ki ya? Her şey oluyorlar ya.